Evet efendim, hayat güzeldir devam ediyor. Şimdi mutfak kısmındayız. Özellikle burada girişi yapmak istedim ki çünkü Aysun Hanım tavukları şöyle güzel şekilde küçük küçük parçalıyor. Bu kısım önemli diye değerlendiriyorum ama sizce Aysun Evet. Hanımcığım? Evet. Özellikle bu kısmı değerlendirelim. Tavuklarımızı küçük küçük doğradıktan sonrasında terbiye kısmı çünkü çok daha önemli. Tavukları bu şekilde doğruyoruz. Evet. İçine yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Karıştırıyoruz. Evet, yoğurdumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Tavuk çorbası nasıl olur diye merak edenler varsa tavuklarımızı haşladık, Çok değil mi? besleyici, evet. Suyunu atmadık, suyunu da kullanıyoruz Evet. özellikle. Çocuklar özellikle çok seviyor bu çorbayı. Öyle mi? Evet. O zaman Hani annelere. çorba sevmeyen çocuklar için anneler deneyebilirler. Evet. Şimdi içinden biraz su alacağım. Bu şekilde. Evet, burada yoğurdun kesilmesini engelliyoruz, değil Evet. mi Bu böylelikle? önemli. Evet. Karıştırıyoruz. Ve yavaş yavaş içine ilave edeceğiz. Eğer suyu yoğun geliyorsa biraz daha su ilave Su edebiliriz. ilave edilebilir. Evet. Peki. Karıştırırken içine döküyoruz. Evet ve ben diğer taraftan kapağı Köftenin, açtım. evet. Köfteyi merak ettim. O da Köftemizin pişmek üzere zaten. Patates püremizi ve de fırına verdik. En evet. son şu anda salatamız kaldı. Çorbamız da zaten pişmek üzere. Evet. Çorbamıza da ilave ettik. Ve aslında birazcık şeyi de benzettim ben böyle. İşkembe çorbası Evet, gibi, zaten değil çok mi? benziyor. Değil İşkembeye mi? çok benziyor, evet. Evet, işkembe sevmeyenler varsa Hatta tavuk çorbasını yalancı bu şekilde. işkembe bile dendiği oluyor. Öyle mi? Evet. Evet ve diğer taraftan köftemiz vardı. Ben özellikle açtım kapağını. Neler Evet. yaptık? Bulgurla kıyma, rendelenmiş kuru soğan, karabiber, pul biber, tuz, kimyon Evet. yoğurduk. Evet. Köfteleri de hafif yağda kızarttık. O yağın köfteleri aldıktan sonra yağın içine salçayı ilave ettik. Evet. Yine kimyon ilave ettik, kekik ilave ettik ve su koyduktan sonra kaynayınca köftelerimizi de içine koyduk ve bu şekilde yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Evet, peki. O zaman siz devam ederken diğer taraftan da yeşil salata yapacaksınız Evet. bizlere. Yeşilliklerimi doğramaya başlayacağım. Evet, peki. O zaman süremizin sonuna doğru yaklaştık. Siz Tabii. hızlı bir şekilde Tabii. halledeceğinizi düşünüyorum ben. Müsaadenizle diyorum ve sohbetimize devam etmek istiyorum. Süremizin de sonuna yaklaştık ama şimdi burada özellikle sizin söylemek istediğiniz, Ayşun Hanım şunu unuttuk dediğiniz ve veya da şöyle de olabilir nokta atışı olan altını çizdiğimiz yerlere şöyle bir hatırlatma yapalım Evet. izleyicilerimize. Şimdi anne babalara söylemek istediğimiz şey çocuğun dünyasında oyunun gerçekten bizim zannettiğimizden çok çok daha önemli olduğunu. Evet. Çocuğun biz nasıl anne babalar olarak doğduğu andan itibaren beslenmesine, yemesine, içmesine, barınmasına çok önem veriyorsak çocuğun bu ihtiyaçları ne kadar önemliyse oyunun da dünyalarında aslında o kadar önemli olduğunu unutmadan oyun için çocukların hani gerçekten sağlıklı yönlendirmeler yapılması lazım. Çocuklara oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturmaları gerekiyor. Okul çağına geldiklerinde biraz akademik biz kaygıya girip tamam artık okul Evet. çağına geldi dersleri çok daha önemli diye çocukları oyundan biraz mahrum edebiliyoruz. Çocuklar oyun oynamaya yöneldiklerinde hayır ders yap diyebiliyoruz. Dersler de tabii ki çok önemli. Çocuklar derslerine de önem vermeleri gerekiyor ama dersler hiçbir zaman çocuğun dünyasında oyunun yerini almamalı. Çocuk çünkü oyunla sadece bir vakit geçirmiyor. Kendi dünyasını, hayatını anlamlandırdığı ve kendi duygusal gelişimini sağladığı için aslında yetişkinlik dönemine kadar ihtiyacı olan bir şey. O yüzden derslerinde akademik gelişimin de yanında oyun devam etmesi gerekiyor. O yüzden anne babaların bu konuda çocuklar için her zaman destekleyici ve alan oluşturucu olmaları gerekiyor. Kendileri de yine aile içi iletişimlerinin gelişmesi için çocuklarıyla birlikte oyun oynamaya çok çok önem vermeleri gerekiyor. Dediğimiz gibi pahalı oyuncaklarla, çok fazla Evet. oyuncaklarla da değil, daha üretken, çocuğun dünyasına güzel katkıları olacak oyuncaklara Yönelmesi oluşturmaları, gerekiyor. üretmelerini Peki tavsiye şöyle bir ediyorum. soru aklıma geldi. Özellikle sormak istiyorum. Çocuğumuz okula gidiyor, ilkokula gidiyor veya ortaokula gidiyor. Eve geldiği zaman acaba biz ona nasıl bir planlama yapmamız gerekiyor? Yani ne kadar oyun olmalı hayatında, Evet. ne kadar ders çalışmalı, ne kadar anneyle babayla iletişim içerisinde olmalı, birlikte oyun oynamalı Evet. kısmını şöyle bir not düşelim. Çünkü biz rakamları seviyoruz. Yarım saat şu kadar olsun, bir saat bu kadar Evet. olsun diyerek acaba ne tavsiye edersiniz? Burada şu çok önemli. Biz çocuğun eline kendimiz bir plan verip verdiğimiz zaman, bak okuldan geldin şimdi yarım saat dinleniyorsun, hemen dersin başına oturuyorsun.
bu dersler bitecek sonra oyun oynayacaksın diye dayattığımızda çocuklar genelde buna tepki veriyorlar. O yüzden anne babalar çocuk eve geldiği zaman bu akşam için planın ne sorusunu yönelttiğimiz zaman zaten çocuk kafasında bir program yapmak zorunda kalıyor. Evet, planım ne? Ben oyun oynamak istiyorum. Öğretmenim ödev verdi. Ödevlerimi de yapmam lazım. Anne babamla da vakit geçireceğim. Çocuk kendi planlamaya girip kendi ihtiyacına yönelik söylüyor zaten. Anne, ben şimdi oyun oynamak istiyorum. Tamam, oyun oynamak istiyorsan işte ne kadar zaman oynayacaksın? Şu kadar zaman oynayacaksın. Ardından ne yapacaksın? Peki derslerimi ardından yapacağım. Peki tamam, derslerin ardından. Burada şu çok önemli. Çocuk planlamayı yaptığı zaman bu yapılan planlamanın uyulması gerekiyor. Çocuk dedi ki ben bir saat oynayayım, dersimi yapacağım. Bir saat geçtikten sonra hadi ders zamanın dediğinde hayır devam edeceğim ya da yapmak istemiyorum dediğinde anne orada hatırlatması lazım. Ama bu şekilde planlamıştık. O yüzden oyuna devam etmen, derse devam etmen gerekiyor şeklinde çocukta o kuralı net bir şekilde yürütmeniz lazım. Çünkü çocuk eğer ben bir saat sonra ders yapacağım dedi ama anne bir saat sonra gelip hatırlattığında hayır dediğinde anne ses çıkarmıyorsa çocuk o boşluğu fark edip tamam demek ki o istediğim süreyi uzatabilirim. O plandan biraz çıkmış olacak. Bu da çocukları plansızlığa ve sorumluluklardan kaçmaya yöneltebilir. Önemli olan planı kendi yapacak ama uymadığına dikkat etmede anne baba rehberlik yapacak. Peki uymadığını düşündüğümüz zaman yani çocuğumuz bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Hatta anneler birazcık daha muzdarip olur. Tam misafirlere geleceği zaman çocuk o arada bunu fırsat bile çok zeki oldukları için oyun oynamak ister. İşte telefonu alır, tableti alır vesaire bir şekilde anneyi rahatsız eder ve anne burada misafire ya da işe çok önemli olduğu için birazcık daha arka plan atar ve çocuğuna buna izin verir. Bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda şu çok önemli. Çocuğa şöyle bir kural getirilebilir. Çocukla karar verilerek. Eğer sen bugün her zamanki saatinden birazcık daha fazla oynamak istediysen yahut oynadıysan bu senin yarınki oyun saatinden götürecek. Çocuk orada bir hani davranışın sonucu olduğunu görmesi lazım dediğim gibi. Tamam, bugün bir değil bir buçuk saat oynayacaksan yarınki çalışma süreni biraz arttırmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi hiçbir zaman çocuk oyunla tehdit edilmemeli. Sana oyun oynatmam, ders çalışmıyorsan oyunda yok şeklinde değil. Sadece bir plan ve o planı uygulamada net tutarlı davranış göstermemiz gerekiyor. Evet hocam. Peki son olarak ne söylemek istersiniz bizlere? Son olarak dediğim gibi çocuklarda oyun oynarken gözlemleme çok önemli. Lütfen anne babalar, çocuklar zaten kendi halinde oyun oynuyor tamam işte deyip kendileri bir kenara çekilmeden çocuklarla o an kendileri oynamıyorlarsa dahi lütfen çocuklarınızın oyunlarını çok iyi gözlemleyin. Çünkü çok güzel mesajlar vereceklerdir. O mesajları yakalayıp çocuklarınızı daha iyi anlamak için o fırsatları kaçırmayın demek istiyorum. Evet, peki. O zaman teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Müsaadenizle mutfak kısmına geçmek istiyorum. Evet, mutfak kısmında. Evet, neler yaptınız? Salatamız hazır galiba. Çorbamız da hazır. İsterseniz tabağımızı alalım. Peki. Şimdi çorbamız var. Bu normal misafirimiz geldiği zaman bir öğle yemeği ya da akşam yemeği menüsü olabilir bence. İzleyicilerimize tavsiye edebiliriz. Tavuk çorbamız var ve özellikle köftemiz var ve salatamız var ve fırında da patates püremiz köftemizin var. Köftemizin altını da kapatabiliriz. Evet, ben size yardımcı olayım. Şimdi köftemiz de hazırsa. Evet, şimdi çorbamız. Çorbamızı da kapatalım. Tamam. Çorbamız da hazır. Nasıl yaptığımızı isterseniz belki kaçıran izleyicilerimiz olabilir. Anlatalım. Tabii. Tavuklarımızı haşladık. Bu arada ben baharatlarını da getireyim anlatırken. Tabii tavukları ki. Suda haşladıktan sonra küçük parçalar haline getirdik. Ve onları parçaladıktan sonra yağda unu kavurduk. Evet. Yağı kavurduktan sonra da tavuk suyumuzu ilave ettik. Evet. Rondodan geçirdik. Sonra tavukları küçük parçalar haline getirmiştik. Yoğurdu da ilave edip içine bu şekilde karıştırdık. Evet. Ve bu arada ona özel bir sos hazırlıyoruz. Evet. Sirke, limon ve sarımsak bu şekilde. Sirke, limon, sarımsak. Evet. Evet. Çorbamız bu şekilde hazır. Evet. Salatamızı da hazırladık. İsterseniz yemeğimizi de servis yapalım. Evet. Bu arada baharatını isterseniz ilave edebiliriz. Tabii şimdi köftemizin içerisinde bulgurumuz var. Soğanımız var. Soğan, evet. Başka neyimiz vardı? Kimyonumuz vardı, baharatlarımız karabiber, vardı. Karabiberimiz, pul.
pul biberimiz var. Tuzumuzu ilave ettik. Ve özellikle sosuna da kekik ilave ettik. Bu kısmı kaçırmayın lütfen. Ve bu şekilde köftemiz hazır, çorbamız hazır. Salatamızı da isterseniz söyleyelim. Evet, salatamızda neler var? Kırmızı lahanamızı bıçağımızda ince ince kıydık. Evet. Üzerine limon tuzu, dövülmüş limon tuzunu ilave ettik. Evet. Sonra limon, nar ekşisi, tuz, zeytinyağı döktük. Evet. Ve yeşilliklerimin hepsini içine doğruyorum. Kırmızı biber, mısır koyuyorum. Bu şekilde çok güzel renk uyumu oluyor hem zaten. Hem göze hem gönle hitap ediyor. Oldukça da sağlıklı. Evet. Ve diğer taraftan da patates püremiz var. Patates püremizi fırından aslında alabiliriz. Onu da alalım. Evet. Bu şekilde salatamız da hazır. Çorbamızın üstüne şöyle görüntü olarak. Evet. Gerçekten böyle bir işkembe çorbası kıvamında oldu. İşkembe sevmeyenler tavukla yapabilirsiniz efendim. Ve diğer taraftan da patates püremiz vardı. Patates yani çok kızarmadı için... ama süremiz yeterli olmadığından yine çıkaralım. Hani daha fazla da bekletebilirler. Çekmece de aslında tutacak vardı ama birazcık daha. Bu şekilde. Evet, biraz daha kızarması gerekiyor tabii. Üstü süremiz... nar gibi kızarıyor aslında. Evet, süremiz kısıtlı olduğu için böyle yapmış olduk ama gayet güzel bir menü. Evet, oldukça da iştah açıcı ve elinize sağlık diyoruz. İzleyicilerimiz kaçırmasınlar değil mi? İnşallah evet. Köftenin yanına patates püresini servis yapabiliriz. Servis yapılabilir. Evet. Evet, peki. Elinize sağlık diyelim. Sağ olun. Evet efendim, yine bir programın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Unutmayın efendim, her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir.